Bu videoda biraz Maxwell Boltzmann dağılımından bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz James Clark Maxwell'in bir fotoğrafı. Aslında ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Yanındaki karısı Catherine Maxwell. Buradaki de sanırım köpekleri olmalı. James Maxwell fiziğin kralı olarak bilinir. Ünlü Maxwell denklemlerini siz de duymuş olmalısınız. Ayrıca renkli fotoğraf üzerine ve de havadaki parçacıkların diğer bir deyişle ideal gaz parçacıklarının hızlarının dağılımı hakkında da çalışmıştır. Buradaki beyefendi ise Ludwig Boltzmann. O da istatistiksel mekaniğin kurucularından biri olarak biliniyor. Tahmin edeceğiniz gibi ikisi de Maxwell Boltzmann dağılımı konusunda çalışmışlar. Aslında beraber çalışmış değiller ama aynı sonuca varmışlar. İkisi de havadaki moleküllerin hızlarının dağılımının nasıl olması gerektiğini tanımlamış. Burada biraz yavaşlayalım ve aklıma gelen bir deneyle konuyu anlatmaya çalışayım. Diyelim ki burada bir kabım var. İçinde de hava olsun. Hava bildiğiniz gibi çoğunlukla azottan oluşuyor. Hatta içinde sadece azot olsun diyelim. Böylece işleri biraz kolaylaştırmış oluruz. Buraya birkaç azot molekülü çiziyorum. Elimde bir termometre olduğunu düşünelim ya da buraya kabın içine bir termometre koyduğumu varsayalım. Termometreye göre sıcaklık 300 Kelvin. Peki bu 300 Kelvin ne anlama geliyor? Günlük hayatta herkesin sıcaklık kavramı ile ilgili bir anlayışı var. Örneğin yanmamak için sıcak bir şeye ya da üşümemek için soğuk bir şeye dokunmak istemeyiz. Bu aslında beynimizin sıcaklığı nasıl algıladığı ile ilgili olan bir şey. Peki moleküler düzeyde ne oluyor? sıcaklığı ifade etmenin bir yolu şu şekilde olabilir. Sıcaklık sistemde bulunan moleküllerin kinetik enerji ortalamasıyla orantılıdır. Bunu şöyle yazabiliriz. Sıcaklık ortalama kinetik enerjiyle doğru orantılıdır. Yani sıcaklığın sistemin ortalama kinetik enerjisiyle orantısından bahsediyoruz. Neyse. Sadece ortalama kinetik enerji demek de yeterli oluyor bana kalırsa. Ama bunu bir örnekte biraz somutlaştıralım. Diyelim ki bu sefer elimizde 2 tane kap var. Bu birincisi. Bu da ikincisi. İkisinin de aynı sayıda azot gazı molekülü içerdiğini düşünelim. Hatta 10 molekül olsun. Bu aslında pek gerçekçi olmadı. Çünkü bundan çok çok daha fazla molekül olmalı ama olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayrıca buradaki sıcaklık 300 Kelvin diyelim. Yani bu sistemin sıcaklığı 300 Kelvin. Bu sistemin sıcaklığı ise 200 Kelvin olsun. Eğer bu moleküllerin neler yaptığını gözlemlersek ortalıkta dolaşıp durduklarını, birbirlerine çarptıklarını ama birlikte hareket etmediklerini söyleyebiliriz. Burada bu sistemde moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin daha fazla olması gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin bu molekül bu tarafa doğru ilerliyor olabilir. Bu onun hızı olur. Bu molekülün hızı da bu kadar olabilir. Buradaki bu tarafa gidiyor olabilir. Buradaki ise hiç hareket etmiyor bile olabilir. Ya da buradaki çok hızlı ilerleyebilir. Ya da buradaki süper hızlı gidiyor olabilir. Bu bunu bu bunu bu da bunu yapıyor olabilir. Şimdi bu durumu bir de ikinci sistemle karşılaştıralım. Burada da çok çok hızlı giden bir molekülümüz olabilir. Hatta bu molekül ilk sistemdeki moleküllerin hepsinden daha hızlı gidiyor bile olabilir. Ama bu sistemdeki moleküllerin ortalama kinetik enerjisi daha düşük diyoruz. Örneğin bu molekül de bu tarafa doğru gidiyor olabilir. Aslında bu sistemdeki molekülleri ortalama kinetik enerjileri daha düşük olacak şekilde çizebilir miyim? Bir görelim. Sonuçta ortalama olarak daha düşük bir kinetik enerjiye sahipler. Yani bu tabii ki bu moleküllerin hepsinin buradakilerden daha yavaş olduğunu ya da daha düşük bir kinetik enerjiye sahip olduklarını göstermez. Sadece ortalama kinetik enerjilerinin daha düşük olduğunu gösterir. Aslında bütün bunları bir dağılım eğrisiyle göstermemiz mümkün. İşte bu dağılıma da maxwell boltzmann dağılımı diyoruz. Öyleyse buraya bir koordinat sistemi çizelim. Bu eksene hızı koyalım. Bu eksene ise molekülün sayısını yazalım. 300 Kelvin'deki bu sistem için dağılım bu şekilde gözükecek. Farklı renkle göstereyim. Çizdiğim dağılım eğrisi bütün moleküller için olacak. İşte böyle. Bu eğri esasında birinci sistem için maxwell boltzmann dağılımı oluyor. Hatta bu sisteme A diyelim. Bu A sisteminin dağılım eğrisi. İkinci sistemin sıcaklığı A'ya göre daha düşük. Yani ortalama kinetik enerjisi de daha düşük de diyebiliriz. O zaman bu sistemdeki parçacıkların hız dağılımı farklı olmalı. Moleküllerin çoğunun hızı daha düşük olacak. Evet, burada böyle bir hız olacağını varsayalım. O halde dağılım da bu şekilde olabilir. Bu şekilde bakınca size de daha mantıklı gelmiş olmalı. B sistemindeki çoğu molekülün sahip olabileceği hız A sistemindeki çoğu molekülün sahip olabileceği hızdan daha düşük. Çünkü buradakilerin ortalama olarak kinetik enerjisi daha düşük demiştik. Dolayısıyla daha yavaş bir hızları olacak. Ama o zaman bu tepe noktası neden daha yüksek? Unutmayın ki burada aynı sayıda molekülden bahsediyoruz. Eşit sayıda molekülümüz var demek, bu eğrilerin altında kalan alanların birbirlerine eşit olması demek. Eğer bu ara daha darsa tepe noktasının tabii daha yüksek olması gerekir. Eğer bu sistemin sıcaklığını biraz daha arttırırsak 400 Kelvin'e kadar ısıtalım diyelim. O zaman doğal olarak dağılım da değişecektir örneğin bu şekilde gözükecek olabilir. Yani sistemi ısıttığımı varsayarsak ortaya çıkacak olan maxwell boltzmann dağılımı böyle olacaktır. Burada size o karışık denklemlerden bahsetmek istemiyorum. Sadece bu dağılım eğrisinin ana fikrini vermeye çalışıyorum. Yani öne sürülen fikir aslında oldukça sade, oldukça basit. Şimdi şöyle etrafınızdaki parçacıkların asıl hızları hakkında bir düşünün. Aslında etrafınızdaki hava molekülleri düşündüğünüzde size durağan geldiklerini, yani hareket etmediklerini söyleyebilirsiniz. Havanın çoğunun azot'tan oluştuğundan bahsetmiştik. O zaman herhangi bir azot molekülünün şu an sizin etrafınızdaki olası hızını düşünelim. Hatta bunu yazalım. Sonuç biraz kafa karıştıracak gibi geliyor. Oda sıcaklığındaki en olası hızı düşünüyoruz. Azotun oda sıcaklığındaki olası hızı. Diyelim ki bu çizdiğimiz eğri azotun oda sıcaklığındaki Maxwell-Boltzmann dağılımını temsil ediyor. Yani bu durumda oda sıcaklığına da 300 Kelvin diyoruz. Bu dağılıma göre en olası hız en çok molekülün sahip olduğu hız olmalı. Ben cevabı söylemeden siz de bir tahminde bulunun. Görünüşe göre yaklaşık olarak 400 hatta 300 Kelvin için 422 metre bölü saniye olmalı. 422 metre bölü saniye. Şimdi bir şeyin 422 metre bölü saniye hızla ilerlediğini düşünün. Demek ki şu anda sizin etrafınıza dolanan azot moleküllerinin çoğunun hızı yaklaşık olarak bu. Hatta bu hızla size çarptıklarını bile söyleyebilirim. Aslına bakarsanız zaten sizin üzerinizdeki hava basıncını yaratan şey de bu. Üstelik sadece bu hızda da değil. 422 metre bölü saniye hızdan daha yüksek bir hızda olanlar bile var. Evet gerçekten daha yüksek hızda olanlar var. Yani etrafınız 422 metre bölü saniye hızdan daha yüksek bir hıza dolaşan moleküllerle dolu. Aslında ben burada konuşurken size de bana da çarpıp duruyorlar. İyi de neden canımızı acıtmıyorlar diye düşünebilirsiniz. Bu da sizin azot kütlesinin ne kadar küçük olduğu konusunda bir fikir sahibi olmanızı sağlar. Çünkü o hızda o kadar küçük bir şey çarpsa bile hiçbir şey hissetmiyoruz. Sadece üzerimizdeki hava basıncını yaratıyor. Bu değeri ilk gördüğünüzde 422 metre bölü saniye mi? Ama bu ses hızından da yüksek diye düşünmüş olabilirsiniz. Sonuçta sesin hızı 340 metre bölü saniye. O zaman bu nasıl olabiliyor? Bir düşünelim. Ses sonuçta hava tarafından iletiliyor. Başka bir deyişle havadaki parçacıkların birbirlerine çarpmasıyla iletiliyor. Yani parçacıkların en azından bazılarının ses hızından daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Etrafımızdaki her şey tabii ki o kadar hızlı hareket etmiyor. Hatta tek bir yöne değil, her yöne doğru hareket ediyorlar. Üstüne üstlük bazıları sabit duruyor bile olabilir. Ama bazıları da işte çok hızlı hareket ediyor. Neyse ben bunu biraz kafa karıştırıcı buluyorum. Umuyorum sizin için böyle olmamıştır.